denedi, deneyen oyuncu hata yapar. Hata yapmaktan korkmamalı zaten bu tip oyuncular. Antrenörleri de ona o yetkiyi vermeli. Hata yapmaktan korkan oyuncu çünkü bu sefer risk almaz. Risk almadığın zaman da fark yaratamazsın. Rozyer risk alan bir oyuncu, fark yaratan bir oyuncu. Hata Doğru. da yapacak. Doğru. Yani bu tarz oyuncuların hata yapma kredisi olmalı. Piyan için, Roziye'nin, Gezzalin, değil mi? Hata yapma kredisi olacak ki risk alsın. Ki Sergen Hoca da böyle bir oyuncuydu. Sergen Hoca da top kaybı yapabilir. Ama deniyor. Çünkü araya çok iyi denerdi ve muazzam ara pastayla gol attırırdı. Ama denemezse, hata yapmazsa, kaybetmezse bunları yapmaz ki. Hep kendi hocalarını onu, o konu deneme konusunda teşvik etmiştir. Sergin Hoca da iyi oyuncularını teşvik ediyor. Rozier'in grafiğinin yükseldiğini söylemiştik. Dün dün akşam da yine aynı şekilde özellikle o demin konuştuk ya Lerin'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağda Topu kaparak hızlı çıkışı ve ileriye aktarışı hakikaten takdire şayandı. Doğrudan takımını pozisyona soktu ama elbette Gezal'la piyan de hakkını az önce verdiğim, söylediğimiz gibi belirtmemiz lazım. Hocanın değişikliklerine de bakalım. Sergen Hoca'nın değişikliklerine. Orta sahayı değiştirdi 81'de. Evet. Mehmet Topal Atiba ile değişti. Piyano işte Salih Uçan ile değişti. Orta saha bu değişiklik nasıl şey yansıdı sizce? Çok düşmüştü fiziksel olarak Beşiktaş. Can Bozdoğan'ı bu anlamda ayrıca tebrik etmek lazım. O ikili mücadelelerde defalarca ayakta kaldı, defalarca top kazandı, pas arası yaptı. Can Bozdoğan bence artık ilk omurda olmayı denenmeyi hak ediyor. Ki Beşiktaş'ta madem bir gözü parlayanlar sorunu var. Gözlerindeki ışıltı yeterli bulmuyor Sergen Hoca. Bak gözleri pırıl pırıl parlayan bir genç adam. Can Bozdoğan'ı bence ivedilikle 11'e koymak denemekte fayda var. Peki kim, kimin yerine şöyle bir kabaca düşünecek olsak Beşiktaş'ın ezberlenmiş orta saha oyuncularından bir tanesi Atiba. O rolü mü kafamızda oturtalım? Şüphesiz. Şüphesiz. Yani çok çok rahatlıkla. Çok ra ayrıca Salih diye konuşuyorduk bir ya. Bir oyuncuyu koyunca 30 maç oynamak zorunda değil yani bu maç canı öyle. koy. Gör 6 tane oyuncu var sezon Yok. boyunca. Gözü parlama detayından hareketle Şu aşamada evet Atiba'nın evet. form grafiği düşüklerden biri. Yani şüphesiz ki can orada oynayabilir. Ki o fiziksel özellikleri de var. O dakikalarda çok düştü Beşiktaş. Çok e, top kaybetmeye ve ikili mücadelelerde yetersiz kalmaya başladı. Hoca da hemen orta sahayı değiştirdi. İşte Mehmet Topal ve Piyaniç'in yerine Atiba Salih'i alarak orta sahayı biraz kuvvetlendirmeye çalıştı. E, ama Ajax yani başka bir seviyenin takımı gerçekten. Evet. Başka bir gezegenin takımı. Bence Sporting Dizboncu'nu hatırlarsan e, pek grupta şansları yoktu. Beşiktaş'ı ilk kez yenmişlerdi. 3 puanları vardı. Yani Sporting bu gruptan çıkabilir. Sporting'in biraz talihsiz de fiksürü. Sporting'in oynadığı oyunun hakkı bu değil diye konuşmuştuk yani. Şu anda da zaten Sporting Dortmund'u alt etti ve gruptan çıkıyor. Sporting'de Ajax'da iyi takımlar gerçekten. Hem gençler hem dinamikler hem başlarında taktiksel olarak inovatif iki tane hoca var. Mesela Sporting'li Pedro Gonçalves'in bak şu anda söyleyeyim. Premier Lig'de Bruno Fernandes'in yaptığı etkiyi yapacağını düşünüyorum.